Halkımızın müziği tarihinde öyle sanatçılar vardır ki onların adını ister istemez büyük iftihar hissiyle gururla çekilir. Meğer Azerbaycan profesyonel müziğinin banisi Üzeyir Bey, vakal incesanatımızın en büyük nümayendesi görkemli müğannimiz Cebbar Qayadoğlu'nu, güllü bahçamızın şen bülbülünü unutma olar mı? Şüphesiz ki yok. Çünkü bu sanatkarlar sizin tam manasında büyük sanatkarlar olmakla sinüklerinin iliklerine kadar halk duhasına bağlı olmuşlar. Bu büyük ve unutulmaz sanatkarlar ile birlikte kocaman hanendemiz ve bizim hamımızın hürmetli müellimi Seyit Şuşu'nun da adı çekilir. Doğrusu Seyit hakkında ben fikir söylemeye çetini çekirem. Çünkü nadir incilerine layık söz söylemek ham için asan olmamıştır. Onu demek isterdim ki, klasik muğam musikimizin öyle bir sahası yoktur ki, Seyit'in orada hıdmeti olmamış olsun. O burada desek, eğer Cabbar Qayadoğlu klasik muğam musikimizin düşünen beyni ise, Seyit Şuşinski bu musikinin çırpınan üreğidir. Ben farkla diyebilirim ki, Şur ve Kürdü Oşarı simfonik muğamları yazılarken, Seyit Şuşinski'nin bana yakından büyük kömeği olmuştur. Çünkü Seyit, şark musikisinin inceliklerine derinden belet olmakla hem de gaybikeş, müellim ve güzel insandır. Seyit hoşbaht bağbandır. Onun istidarlı talebeleri hazırda opera tiyatrında ve filarmoniyada öz güzel sesleriyle bizi heyran edirler. Seyit Şuşinski 60 ildir ki vakal musikisine hizmet edir. Onun ilgisi büyük bir mektedir. O halk musikisinin muğam senesinin canlı ensiklopedyasıdır. Muasir hanendelerimiz ve bestekarlarımız ondan çok şeyler öğrenebilirler ve zannince de öğrenmelidirler. Bugün onun 74 yaşında Heyrat'ı, Mani, Arazbarı'nın zil sesle okumağı bir daha hürmetli profesörümüz Bülbül'ün koca hanendeler kulağın gözüdür, bunlarda hazine vardır meşhur sözlerini bir daha tesdik edir. Bence kocaman muğannimiz Seyit hakkında ilmi monografyalar, kitaplar yazmak vakti gelip çatmıştır. Ben sevgili sanatkarımıza uzun ömür ve can sağlığı arzu ederim.